Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu özellikle dirseğin dış tarafında ve şu kemiğe yakın bölgede ağrı yaşayan kişilere yönelik egzersizler olacak. Daha doğrusu bu ağrı başladığında erken dönemde bu ağrıyı nasıl en aza indirebiliriz? Size bununla ilgili bazı uygulamalar göstereceğim. Bu uygulamalar orada aslında lateral epikondilit dediğimiz ya da tenisçi dirseği problemiyle karşı karşıyaysanız erken dönemde ağrılarınızı ya da o bölgede yangı varsa yangının azalmasını sağlayacak. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi hemen size bu tenisçi dirseği ya da dirseğin dış tarafında bu ağrılar neden oluyor? Bu mekanizma nasıl gerçekleşiyor? Eğer yanlış yaptığınız bir şeyler varsa, onları nasıl ortadan kaldırarak dahi olsa bu ağrıları azaltabilirsiniz bahsederek videoma giriş yapalım. Tenisçi dirseği ya da lateral epikondilit probleminden kısaca bahsedecek olursak, ön kol kaslarını aşırı kullananlarda meydana gelen ve dirsekte ağrı, hassasiyet, yangı gibi problemlerle sonuçlanan bir durum. Özellikle dirseğin dış kısmını etkilediği için o bölgede ağrı, hassasiyet sizin de tariflediğiniz bölgelerde oluşabiliyor. Bu problemin aslında oluş mekanizmasında dirseğin dış kısmındaki burada gösterdiğim kas ve tendonlarında ani veya hafif şiddetli yırtıklar tenisçi dirseğinin gelişmesine yol açar ve bu bölgede özellikle bu gösterdiğim tendon genellikle ağrının kaynağıdır diyebiliriz. Evet tenesi dirseğinin mekanizmasını anladığınızı düşünüyorum. Şimdi gelin o bölgedeki şu yangı ağrı gibi problemleri erken dönemde nasıl en aza indirelim hemen göstererek uygulamalı bir şekilde anlatayım size. Şimdi gelin size bu bölgedeki erken dönemdeki ağrıyı, yangıyı ve hassasiyeti nasıl geçirebilirsiniz bu uygulamaları anlatayım. Şimdi bu yarısına kadar hatta işte dörtte üçüne kadar suyu dondurduğum bir kağıt bardak. Biz bundan nasıl faydalanacağız? Hemen göstereyim. Bu şekilde sizden istediğim kağıt bardağı dondurup alt kısmını, ops, alt kısmını bu şekilde buz halinde kullanmanız. Daha sonra dirseğinizin ağrıyan kısmına bu şekilde sizden istediğim yaklaşık 3 dakika boyunca masaj uygulamak olacak. Bu uygulama sırasında bu bölgedeki dolaşımın arttığını hissedeceksiniz. Bu bölgedeki ağrının azaldığını hissedeceksiniz. Bu bölgedeki bu masaj uygulaması size çok iyi gelecek. Eğer imkanınız varsa sizden istediğim günde 3 defa bu buz masajını dirseğinizin ağrıyan kısmına uygulamak olacak. Eğer cildinizin soğuğa karşı hassasiyeti varsa Lütfen ama lütfen bu konuda dikkatli olun. Ama onun dışında bu masaj uygulaması erken dönemdeki bu yangıyı azaltacak ve size gerçekten çok keyif verecek. Şimdi gelin 3 dakika boyunca birlikte uygulayalım. 3 dakika boyunca uygulamayı yaptık. Zaten görüyorsunuz bu bölge ciddi bir şekilde kızardı. Bu aslında istediğimiz bir cevap. O bölgedeki dolaşımın artması, o bölgedeki inflamasyon dediğimiz yangının azalması için bize çok fayda edecek. Şimdi biraz o bölge uyuşmuş hissediyorsunuz. Sizden istediğim bu şekilde iki parmağınızı kullanarak bu şekilde tam olarak ağrı hangi bölgede ise o bölgeye çok bastırmadan ama biraz da parmaklarınızı hissederek masaj uygulamanız olacak. Bu şekilde o bölgedeki tutunan kasların tendonlarına biraz masaj uygulayacağız. İsterseniz çok ağrıyan bölgede biraz kalabilirsiniz. İsterseniz şöyle kasa doğru birazcık gezinebilirsiniz. Ama o bölgeye uygulayacağınız bu masaj gerçekten o bölgeyi çok gevşetecek ve ağrılarınıza çok iyi gelecek. Sizden istediğim bütün gücünüzle yapmayın bunu. Zaten eğer çok hassasiyet varsa bütün gücünüzle yapamazsınız, canınızı yakar. Sizden istediğim bu şekilde iki parmağınızla o bölgedeki ağrıyan noktaları yavaş yavaş gezinmeniz olacak. Daha sonra isterseniz 30 saniye bir noktada gezindiniz. Yani o bölgedeki ağrının azaldığını hissettiniz. Zaten dolaşım artacağı için o bölgedeki ağrılar azalacaktır ve erken dönemde yanıt alacaksınızdır. Daha sonra 30 saniyede ağrıyan diğer bir bölgeye geçtiniz. Sizden istediğim dediğim gibi biraz kibar, biraz böyle çok canını yakmadan dokunun. Uygulama yapmanız olacak. Daha sonra bir 30 saniyede diğer bölgeye bu şekilde uygulama yapın. Zaten bu masaj uygulaması çok ağrılı olmayacak. Çünkü siz az önce 3 dakika buz masajı yaparak bu bölgede biraz sinir uçlarını uyuşturarak ağrıyı azalttınız. Dolayısıyla bütün gücünüzle bastırmadan biraz o bölgeyi hissederek uygulayın. Dediğim gibi 30'ar saniye ağrıyan noktalarınıza masaj uygulaması yapın. Ama bunu yaparken sizden istediğim her bölgede çok uzun süre kalmanız değil. Ağrının azaldığını hissettiğiniz yaklaşık 30 saniyede lütfen diğer bölgeye. Ağrının azaldığını hissettiniz lütfen diğer bölgeye şeklinde bu bölgedeki ağrıyan noktalara masaj uygulaması yapın. Üçüncü yapacağımız şey de germe egzersizi olacak. Bu bölgeye tutunan tendonları az önceki söylediğim problemin mekanizmasını anlattım zaten. Oradaki tendonlara hafifçe uyaracağız. Bunun için gerim uyarısı vereceğiz. Bu uyarıdan faydalanabilmek için sizden istediğim Dirseniz bu şekilde uzun pozisyondayken el bileğinizi aşağıya doğru eğip bu şekilde kendinize doğru çekmek olacak. Bu çekme işlemi sırasında zaten bu bölgedeki gerginliği çok rahat hissedeceksiniz. Şöyle önden de gösterirsem bu şekilde aşağıya doğru germe yapacağız. Bu germe sırasında dediğim gibi bu bölgeye tutunan kasların hepsi çok rahat bir şekilde gerilecek ve gerçekten 30 saniye bu bölgede germe egzersizi uygularsanız o bölgeyi çok iyi gevşetebilirsiniz. Yapacağınız ikinci germe yöntemi de eğer bu şekilde germe uyguladınız ama o bölgeyi çok da hissedemiyorsunuz. O zaman sizden istediğim el bileğini yumruk yapıp bu şekilde germenin etkinliğini artırmanız olacak. Gerçekten ben bile şu an o bölgedeki gerginliği çok rahat hissediyorum. Bu şekilde germe egzersizinde uyguladıktan sonra 30 saniye bekleyerek 3 set ya da 4 set oradaki ağrı tamamen azalana kadar ya da yangı tamamen azalana kadar tutabilirsiniz. Çok fazla canınızı yakacak şekilde germeyin lütfen. Şimdi sizden istediğim o bölgedeki normal eklem hareket açıklığı egzersizi. Yani o bölgeye aslında şu mesajı vereceğiz. Lütfen fonksiyonunu hatırla ve problem çıkarma. Nasıl yapacağız bunu? İsterseniz dirseğinizi bu şekilde bir masaya dayayın. El bileğini aşağı yukarı. Yani aşağı yukarı şeklinde 10 tekrarlı özellikle bu bölgeyi hareket ettirecek şekilde dolaşımını artıracak şekilde hareket ettirmenizi istiyorum. 10 aşağı 10 yukarı toplam 20 defa yapıp dinlenip 3 set daha yapabilirsiniz. Sıradaki egzersizimiz de şu şekilde olacak. Sizden istediğim avcunuz sağ ve sola hareket edecek. Bu şekilde bu bölgedeki kasları hareket ettirmeye başlayacağız. Böylece aslında kaslar kasılıp gevşeyerek de tendonlar üzerindeki bu problemin ortadan kalkmasına, ağrının azalmasına fırsat verecek. Bu şekilde 10 sağ, 10 sola toplamda 20 defa yine dinlenerek 3 set egzersiz uygulamanızı istiyorum. Ve son olarak yapacağınız şey de elinizi yumruk yapıp bu tarafa ve bu tarafa döndürmek olacak. Bu tarafa döndürürken özellikle dirseğin o tutunan bölgesindeki kaslar gerileceği için hafif hassasiyet hissedebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Eğer çok şiddetli bir çekme ve ağrı oluşturmuyorsa bu şekilde sağ sola olacak şekilde yine 20 tekrarlı yani bu tarafa 10 bu tarafa 10 toplamda 20 tekrarlı 3 set halinde germe egzersizini uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Eğer sizin de kafanıza takılan video ile ilgili ya da genel olarak ağrılarınızla ilgili sorularınız varsa Instagram adresini buraya bırakıyorum Instagram'dan oluşturabilir ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.